Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar şovlarımızı salmamıza attık sonunda. Bildiğiniz gibi dün yem kırıp kırmalıklarını öğrenmek için daha küçük bir kafese koymuştuk. Ooo, ısırdın ya lan salağına. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tane arkadaşlar fıstığımız var. Bu fıstıkla arkadaşlar salmaya şovlarımızı attık daha demin. Bu da bildiğiniz gibi arkadaşlar bir solunum problemi vardı. O yüzden bize emanet edilmişti. Şu anda yani hala hırıltılar devam ediyor ama o kadar kötü değil. Geldiği gibi kötü değil. Şu anda durumları yani geldiğinin en az 3-4 katı iyi arkadaşlar. Hala da ilaçlaması devam ediyor. Şimdi şovlarımızı salmada görelim arkadaşlar. Ondan önce güzel bir like bekliyorum sizden. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi arka kameraya geçip salmamıza bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şovlarımız salmada yerlerini aldılar. Her gün biraz daha büyüyorlar şovlar. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda artık şey olmanın, ne diyeyim ben size, büyümenin zamanı geldi. Burada arkadaşlar muhabbet kuşları, yani normal muhabbet kuşları da uçabildikleri geniş alanlarda aynı böyle balıklar gibi, mesela balığı da büyük bir akvaryuma attığınızda bunu duydum bu arada, hani duymuştum yani. Daha da büyük oluyor mesela normal hallerinden. Şovlarda veya normal muhabbetlerde aynı şekilde bizim zaten salmamız gayet uçabilecekleri gayet büyük bir yerde. Bertan da burada uçuş alternatifleri yaptırıyor diye evet. Diğer şov yavrusuna egzersiz yine yaptırıyor. Evet, Bertan'ın favorisi buymuş arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yeşil kuşumuz burada. Şovumuz, onun yanında yine kardeşi var. Yine şov, yine o da oraya oturmuş. Diğer şov kardeşleri de aşağıda, onlarla takılmıyor, ikisiyle takılmıyor. Burada da bizim afacanlar var. Oğlum gel. Bunların hepsi arkadaşlar benden korkmuyorlar. Hani artık alıştılar yani hepsi. Gel bakayım. Gel gel gel. Uzun bir süre oldu ama gelecekler mi bakalım. Gel. Gel. Gördüğünüz gibi öyle şey yapmıyor yani, hani gelmiyor da ama hani benden de ölümcül korkmuyor. Gel lan buraya, gel gel, seni bir öpeyim, seni özledim, gel. Oh oğlum, bu oğlum bu, bak bak, aynen bu artık erkek oldu, tüye girmiş, tüye değil mi oğlum? Orada yine bir sarı kırığımız da var. Bu sarı kırık da gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı güzel. Ve işte o Violet. Violet, Japoneslerin kralı. Evet, burada yine gördüğünüz gibi Japonesimiz var arkadaşlar. Şurada yine Japonesimiz var. Bunların hepsi bizim yavrularımız arkadaşlar. Kendi yavrularımız. Burada yine bir yavrumuz var gördüğünüz gibi. Yani ortalık arkadaşlar şu bize dışarıdan geldi. Bu biraz böyle değişik bir çalışma kuşu arkadaşlar. Bayağı yani aynen böyle bir lastik tarzı bir kanlar hayvandı ama tam çözemedim daha doğrusu. İnşallah çıkacaktır yani onun kokusu yakında. Bizde yavruları olduğunda öyle. Bu iki erkeği arkadaşlar kendimize bekletmemizin ne kadar doğru bir karar olduğunu şimdiden görüyorsunuz. Yani bunlar arkadaşlar gerçekten bayağı bir yavru verecekler yani şu ikisi. Bunlar yavruluktan belliydi yani gerçekten. Hani yavruluktan böyleydiler bu hayvanlar ve hala da böyleler. Yani üretimhaneyi bunlar elden geçirecek. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Öyle zannediyorum. Burada bir oğlumuz var gördüğünüz gibi. Bu da bizim kendi yavrumuz. Bundan bir tane kanal ilk açılışında çekilişte vermiştik hatta. Bir tane böyle. İnşallah kanalımızın ikinci yılında da bir tane veririz ileride. Bunlar çünkü pahalı olduğu için bunları öyle hani arkadaşlar şey olarak veremiyoruz. Öyle hani direkt alın işte bir tane daha verelim gibi. Yani çünkü piyasada hem nadir bulunuyorlar hem de ücret olarak bayağı pahalılar. Ama ileride veririz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yeter ki çoğalsınlar. Böyle gördüğünüz gibi şu anda tüm erkeklerimiz arkadaşlar artık kızana geldi. Bunların hepsi çiftleşecekler. Dediğim gibi kafesi sipariş vereceğiz. Kafeslere, buraya kafesleri koyacağız. Kurtarmış mıyız? Burada bir tane çıkamayan yavru vardı. Onu Bertan çıkarttı. Bunun ebesi de benim, bunun ebesi de benim. Bak şunun da ebesi, şu, bunun da ebesi şu. Bertan'mış arkadaşlar. Yani kuşların ebesine sövmeyin. Bertan ona göre yani.
Ayık olun. Dediğim gibi arkadaşlar, burada şimdi çift tane tarzı bu 60'lık kafesler, bildiğiniz gibi bu Uğra'nın, onlar gidecek. O dörtlü, onun yerine bir beşli gelecek. Ondan sonra bir beşli daha alacağız. Yani onlu bir kafes almayı düşünüyorum şu anda. Onlu kafes alıp hepsini astıracağız buraya arkadaşlar ilk etapta. Bu kez ne olacak? Altları falan filan da kullanabileceğim. Öyle olacak yani. Bize bir 5-6 çiftlik yer daha çıkacak. Çıkması da lazım. Çünkü gördüğünüz gibi yani yedek oyuncularımız bayağı fazla. Oyuna girmeleri için hani böyle can atıyorlar artık. Ben de oyuna gireyim, ben de gol atayım. Ben de çiftleşeyim yavrum olsun diye. Öyle bekliyorlar yani sırada. O yüzden mecbur artık. Hani bizim zaten mantığımız şuydu. Bertan her zaman az ve özlü. Ama insan bazen işte kendine sahip çıkamıyor. Biraz böyle oldu ama şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yine de herhangi bir sıkıntı yok. Yani 6 üstü 30-35 çift, bir de 10-15 yedek oluyor. Yani toplam 50 çifte yakın oluyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten insan, hani biz Bertan'la ikimiz, ya ön kameraya geçeyim de konuşayım. Evet, böyle sohbet muhabbet tarzında oldum ya, ön kameraya geçmeyi daha çok seviyorum. Sakallarım falan filan bayağı bir uzamış. Bunları arkadaşlar kestireceğim. Daha çıkamadım sokağa. Anca daha üretimhaneye geldim. Şimdi arkadaşlar, bizim Bertan'la zaten normal hayatlarımızda ikimiz de yoğun işlerle ilgilendiğimiz için bu iş bize yani gerçekten şey katıyor. Yani ne diyeyim? Bir, aynen, dinlendiriyor. Bir enerji katıyor. Bizim karantina var. Aynen öyle. Bir de zaten karantina var. Bir de hani benim de bir kahve gibi huyum yok. Onun da kahve gibi bir huyu yok. Benim en fazla bir halı saha huyum vardı. O da ön çaprazdan ameliyat oldum, gittim. Çok iyi top oynardım gerçekten. Ama gitti. Yani gerçekten ön çaprazlar gidince maalesef gitti. Yani maalesef. Berto da iyi top oynardı. Kardeşim 10 numara 5 yıldızlı. Bizi bitirdi. Bizi bitirdi. Benim de bacağım döndü. Aynen öyle. Artık gitti, bizden geçti. Ben de zaten hani böyle kuşlarla falan böyle haşır neşirdik. Ondan sonra dedik ki Bertan'dan hani neden olmasın. Yaptık, gayet de güzel oldu. Üniversitede 3 takım, 2 tane Sultan Papağan çıktım vardı. Bak, üniversitede oradan Bertan'ın 2 tane Sultan Papağan'ı takımı varmış, gördünüz mü? 3 tane de çek, takım varmış. 3 tane de çek. Otelde kaç yapıyor lan? Neyse evet. Olsa olmuşlar şimdi. Olmuş o zaman. Aynen. O zaman ben az kimse giremiyordum. Benim işte, benim de ilk üretime başlama safhesim bu, şuradaki. Mesela ben de bundan başlamışım yani, bu 5'iyle başlamışım. O şekilde devam ettik, ettik, ettik. Buralara kadar geldik dediğim gibi. Yani gayet güzel. Şu anda. Bak, kafayı gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Kafa şuradan, şurada bak Daniel. Kafası sıkışmış oraya, oradan tüyleri patlamış yani. Bu arada onun yavrusunun tüyleri çok ağır geliyor. Muazzam bir hayvan gelecek muhtemelen. Çünkü kanat altlarından falan filan patlayamamış yani, tüy öyle geliyor yani. Öyle güzel bir hayvan gelecek. Yani gayet iyi gelecek arkadaşlar. Ama ne gelecek ne gidecek tam bilgimiz yok. Şu anda durumlar böyle, gayet iyi. Yani bizim keyiflerimiz de iyi, üretimhane de iyi. Benim sadece işte hastalıktan bir ağrılarım falan devam ediyor. Tat koku kaybım var bir tek. Onlar da zaten hani hastalık bitmedi ama bulaştırıcılığı bitti arkadaşlar. Hastalığım yine beni rahatsız etmeyecek kadar var ama problem değil, buna da şükür. Şu anda gerçekten burada olduğum için bayağı mutluyum yani. Daraldım çünkü evde, gerçekten sıkıldım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şovlarımız Salma'da yerini aldı. Gayet güzeller. Üretimhanede de her şey gayet iyi. Umarım sevmişsinizdir, özlemişsinizdir üretimhane videolarını. Yakında kafesleri falan filan da böyle toparladığımızda daha güzel, daha net bir resim, video ortaya çıkacaktır. Yuvalık falan filan da alacağız. Yani yapabileceğimizi yapacağız artık yani. Artık devam. Şuradaki yerleri satacağız. Yani sattık daha doğrusu yani, yerleri falan, kırıkları. Onun parasıyla çevireceğiz. Kendi cebimizden herhangi bir şey harcamadan böylelikle onu halletmiş olacağız yani. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.